Merhabalar dostlar, Ejeus'teki Turan Yolu Azerbaycan serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölüm Rusya ile Almanya devletleri arasında bir savaş patlak vermişti ve sizlerin de gördüğü üzere o savaşta Almanya şu anda bir üstünlük sağlamış durumda. Daha doğrusu şu anda şey öne geçmiş durumda aslında. Biz Polonya ile niye barıştık gözünü seveyim ya. Oğlum Almanya bu kadar kolay yenilebilecek bir devlet değil. Adamın çünkü hayvan gibi ekonomisi ve hayvan gibi bir nüfusu vardı. Yani yenilmesine normalde imkan yok ama biz Polonya ile barıştığımız için maalesef ki Rusya senin acilen Polonya'ya girmen lazım kanka. Rusya şu an bayağı güçlü ama biz de güçlüyüz. Şu an Rusya'ya savaş ilan edebiliriz. Ama Almanya'nın kurtulması lazım abi. Almanya'yı kim kurtaracak? Almanya'yı kurtarabilecek hiç kimse yok ki. Al işte. Almanya'yı kurtarabilecek hiç kimse yok. Şuna bak. Polonya Rusya'yı mı yeniyor? Polonya'yı Rusya'yı bitirecek ha. Bizim hemen ordu toplama işlemlerine başlayıp Rus oha! Oğlum konuşuyordum bir oha! Nüfusa bak, çıkan orduya bak. Oy. Ermenilere bak hele. Ermenilere bak, nüfusa bak oğlum. İyi ki kök topraklara yatırım yapmayı akıl etmişiz lan oğlum. Of 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 of. Anam anam anam. Anam anam anam. Şu nüfusa bak, şu nüfusa bak. Hani buralar bir şey değildi oğlum. Bakü neydi lan öyle? Bakü burası neydi böyle? Siz ikiniz var ya benim göz bebeğim, göz nurumsunuz. O neydi oğlum öyle lan? Bakalım savaşı kazanabilecek miyiz? Göreceğiz hep birlikte. Yeter bu kadar. Eksi 39 bin yiyoruz. Acil gelin. Hemen İkmal kampı. Hiçbir işe yaramayacak büyük ihtimal İkmal kampı ama. Koşun gelin abi. Gelebildiğiniz kadar hızlı gelin. Akçe'ye zarar vermeyelim. Oğlum bin ekonomiyi Bakü'nün ekonomi sandım. Dedim ne ara 30 binden o kadar düştü. Gelin bakalım ne kadar ordu toplamışız. Oha 202 bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 210 binden saysak 30 bin ordu yapıyordu. 25 bin ordu atabiliyorum yani. Bin gönderdim. Bir 25 bin daha kaldı. 27 bin kalmış. 28 bin olsa 4 bin gönderiyordum. Bir 4 bin daha gönderelim. Haydi bakalım. Gelin bakalım abi. Yayılın abi. Yayıl. Bismillahirrahmanirrahim diyerek savaşa girdim. Heyecanlı olacak bu savaş bizim için. Böyle ordu kaydırma işlemleri falan da yaparak ilerleyişler yapıyoruz. Böyle Kırım'a doğru da geliyoruz alır. Güzel. Buradan çok dolanıyorsun sen ya. Şöyle yapalım. Sen bir öne git. Sen çık Kırım'a. Sen bir tık şuraya gel. Sen şu şekilde ayrıl. Güzel. Güzel. Şuradaki ordu şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Tamam mı? Dur şu arkadaki orduyu benim bir şekilde bir yere ittirmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5000 ayıralım ya. Kalan orduyu da bir tık öne atarız. 5000 ayıralım ne olacak? Kalan bütün orduyu da buraya at işte. Kıbrıs çıkartması başarılı. Ay Kıbrıs demişim. Kırım çıkartmamız başarılı güzel. Çizginiz tek yere gidince benim canım sıkılıyor ama işte yapacak bir şey yok. Şimdi bak. Sen şuraya geliyorsun. Birleşiyorsun. Sen şuraya geliyorsun. Sen şuraya 20 binlik bir destek atıyorsun. Böylece olay neredeyse. Bütün ordular hemen hemen eşitlenmiş oluyorlar. Hemen hemen eşitler ya. Şimdi 17 bin orduyu buradan ayır. 551 orduyu daha ayır. 1130 orduyu ayır.
955 orduyu ayır. 1, 2, 3. 26 binlik ordunun 16 binine de gönderiyorum ben buraya. Azıcık bekleyemedin değil mi Rusya saldırmadan? 3'e bölünecekti bunlar. 11 bin 11 bin bölebilirim artık. Güzel. Arkadan ordu getirmek her zaman işe yarayan bir taktik Age of'ta. Kalan 2000 orduyu da tekrardan Kıbrıs savunmasına gönder. Saldırıya devam. Neredeyse hemen hemen eşitler birbirleriyle. Burada 61 binlik bir ordu varsa ikiye bölünebilir. Şu şekilde. Şöyle. Şu an gayet iyi bir yerleyiş sergiliyoruz bence. Harika ilerliyoruz hatta. Ordu sayımızda da o kadar aman aman büyük bir azalma yok. Yani en azından bence yok. Ki şu anda Rusya bütün nüfus gücünü de kullandığı için herhangi öyle büyük bir ordu çıkaramaz diye düşünüyorum karşımıza. Düşündüğüm gibi olursa Rusya'yı kolaylıkla yeneceğiz. Moskova önlerine zaten gelmişiz şu an. Oğlum Moskova'ya kadar geldiysek biz. Buradan gerisini hayla ile geliriz. Dur bir dakika. Şurada biraz orduları azaltıyorum. Orası Asya'ya gidiyor zaten. Oralar fazla nüfuslu değil. O yüzden sıkıntı yok. Oranın nüfusu azaltılabilir. Oraya giden orduların sayısı azaltılabilir. Her şekilde başarı. Aa, bir noktayı unutmuşuz. Aslında senin şuraya gitmen daha mantıklı. Sen de şuraya gidersin. Sen de şuraya gidersin. Sen de bir tık şuraya gidersin. Harika olur. Sen de şuraya gidersin. Sen de şuraya gidersin. Sen de şuraya gidersin. Siz de bir süre beklersiniz yani. Hatta şu ordunun şurasını şuraya, şurasını şuraya, şunun komplesini şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya, şunu da Moskova'ya gönderdim mi? Muhteşem saldırı planı. Seni de şöyle şöyle gönderdim miydi? Harika saldırı planı. Moskova'ya girer miyiz? Girdik lan. Lan Moskova'ya da girdik. Rusya şu an var ya ağlıyor. Rusya vallahi billahi ağlıyor şu an. Zaten buraları sen yeni almıştın hemen hemen. Yeni aldın yani. Hemen hemen yeni aldın. Buralarda senin nüfus da yok. Canıma da değsin. Tamam. Böyle. Oradaki ordu çok bölünmemesi lazım. O yüzden. Arkadan da güzel saldırılar. Önden de güzel saldırılar. Bu arada biz Polonya'yla da savaşacağız. Biz Polonya'yla barışmalıyız. Polonya'yla barışmalıyız. Ben Polonya sınırına geliyorum çünkü çok sıkıntılı olacak. Heh, tamamdır. Vay be, zamanında Almanların yenemediği Rusları Türkler yeniyor. Vay be. Ulan kesenin aklına gelmezdi. İleride Azerbaycan güçlenecek, Rusya savaş ilerleyecek, Rusya'yı alacak falan. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Hiç kimse aklının ucundan bile geçirmezdi. Türklerin bu kadar güçlü bir konuma ulaşacağı. Yani Türkler zaten güçlü de. Ben şuradan saldırı yapmayı mı unutmuşum? He. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Haydi abi, haydi abi, haydi, haydi. Bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Bunlar bize hiçbir şey yapamazlar. Haydi bakalım. Buradan da saldırmaya devam. Buradan da saldırılara devam. O kadar fazla cepheden saldırıyoruz ki artık harekat puanı yetmiyor saldırmaya. Ama hayvan gibi de ilerliyoruz yalnız. Rusya hiçbir şey diye yapamıyor. Baksana çok iyi ilerliyoruz şu an. Bu şekilde devam edersek yakında Rusya'yı tamamen işgal etmiş oluruz. Çok uzun sürmez herhalde. Şöyle şuralara da girdim. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Zaten güçsüz toprakları kaldı şu an Rusya'nın elinde. Aynen kanka. Aynen, muhteşem ordu getiriyorsun. Aferin sana. Aferin sana. 300 orduyla beni mi durduracaksın? Adama bak, 300 orduyla beni durdurabileceğini sanıyor. Kanka sen iyi misin ya? Elindeki ordu sayısına bak ya. 300 orduyla geliyor. Aynen, aklını peynir ekmekle yemiş olman lazım senin. Rusya o kadar devletle aynı anda savaşa girdi ki bir de bizimle başa çıkamadı. Birazdan tamamı bizim işgalimiz altına girmiş olur. Çok da uzun sürmez. Oğlum.
Ne yapmışız la biz? Adamı yemişiz la biz. Adam yok olmuş la. Şurada eyaleti var. Onu da gidiyoruz yavaş yavaş. Sen şöyle geliyorsun, sen şöyle geliyorsun. Sen şöyle ikiye ayrılıyorsun. Şu aşağı taraf da tamamen bitmek üzere zaten. Değil mi? Şurası. Aynen. Burada zaten iki eyalet. Burada da bir eyalet. Burada da bir eyaleti var. Şunu da düşürelim. Şu taraflara gerek yok. Şu orduyu böldüm. Şu ordu şuraya. Şu şöyle, şu şöyle gitsin. Aynen öyle. Yanlışlıkla bir tur atladım. Zaten hiçbir şey yapamadılar. Sıkıntı yok. Anam dur. Yanlış yere gönderdik. Gel bakalım şöyle. Sen şöyle, sen şöyle gel. Sen şuraya saldır. Ya da senin öne gitmen daha mantıklı. Sen bir tık öne. Şurada bir eyaleti kalmış. Onu da düşürdüğümüz zaman hiçbir yerde eyaleti kalmıyor bu taraflarda. Bir tek Asya kısmında kalıyor. Şu an ne kadarlık bir yıldızımız var bizim? 660, 481 yıldızımız var. Bence artık bir barış anlaşması imzalanabilir Rusya ile aramızda. Kırım'ı da onlardan alalım şu şekilde. Böyle Moskova'da dahil şuraları alalım biz. Şurayı bir alayım ben. Ben bir Avrupa'ya açılıyorum abi izninizle. Ben bir şöyle Avrupa'ya geleyim. Ben bir Avrupa'ya gelem. Seni hiç yaşatmayacağım ben. Hiç yaşatmayacağım. Şuranın içini tamamen alırsam muhteşem olacak. Neredeyse işgal ettiğimiz toprakların tamamını alacağız yalnız adamdan. O kadar fazla yıldızımız var ki. Fark ettiyseniz eğer. Biraz da şöyle uzayalım Moğol İmparatorluğu gibi. Şöyle yapmak daha mantıklı gibi. Yıldızlı toprak varsa alalım. Şuradaki topraklar da bir yıldızlık değil ki. Yani burada bir tane varmış da ona da gerek yok oğlum, o ne? O ne biçim toprak? Bunu alalım. Gene bir yıldız eksik kalıyor. Ya şöyle en iyisidir ya. Bak şunu bırak, şunu al. Heh. Bu şekilde barışalım. Tamamdır. Bu kadar ya. Yani abi. Yani görüyorsunuz ya. O kadar olay hiç oğlum. Oğlum ben Gürcistan'da daha çok zorlandım bu arada. Yani kesin ve net bir şekilde Gürcistan'da daha çok zorlandım. Sadece burada daha fazla orduyla savaştık. İkisi arasında hiçbir fark yoktu. Gürcistan beni bu kadar zorlamamıştı. Rusya, pardon, Gürcistan beni, Rusya beni Gürcistan kadar zorlayamadı. Bir türlü konuşamadım. Ama Rusya beni neredeyse hiç zorlamadı. Ordu haritasını bir açayım. Nerede ordu var? Bir de şurada ordu varmış. Güzel. Başka ordu kalmadı. Evet dostlar, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bugün güzel bir savaş yaptık bu bölüm. Bayağı eğlenceli geçti. Hani savaş kazanınca tabii eğlenceli geçiyor. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.